Edgecam eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Z seviyeli işlemenin içindeki ters açı kesim özelliğini göreceğiz. Önce işlemeye geçelim. Şekildeki gibi parçamız şu ana kadar kaba işlemleri yapıldı ve Z seviyeli işleme yapacağız. Öncelikle takım yollarını saklayalım. Kesimi daha rahat görmek için tezgah mengeneyi saklayalım ve parçanın üzerine kesit alacağız. Kırp komutunda Y'nin eksi yönünde kesit alalım. Şekilde görüldüğü gibi Şuralarda ters açı var ve biz buraları işleyeceğiz. Öncelikle takım seçelim. Ya kanal takımı veya lollipop takımları kullanacağız. Biz 16'lık lollipop takımı seçelim. Pozisyon 4. Dağ kısma geldiğimizde ters para verisi var. Buraya girdiğimizde ters kesim hesabını <laughs> görebiliriz. Yani kaç metre kadar kesim yapacağız. Bunu biraz yükseltelim. 3 alalım ve takımın tutucu çapını da değiştirelim. Buradaki sapın çapını 10 yapalım. Tamam dediğimizde takımımızı seçmiş olduk. Şimdi ZSV işlemeye giriyoruz. İlerleme devirleri verelim. Derinlik olarak buraya sayı gireceğiz. Başlangıç derinimiz 10. Kesme derinimiz eksi 18 ve 10'daki 10'daki kesme yapalım. Yaklaşmaya yataydan birlik radyosu yapabiliriz. Şu an ters kesim işleme yapmıyoruz. Ters kesim seçmedik. Normal standart bir işlem yapacağız. Tamam dedik. Katı modelimiz bu. Sınırımız bu. Takım yolumuz oluştu. Baktığımızda düz olarak bir inme hareketi var. Şimdi bunu kontrolde ters kesim seçerek ters kesimi uygun hale getirelim. Takım yoluna baktığımızda artık takımın içeride ters olan yüzeylere girdiğini görebiliriz. Bir de katı simülasyonu izleyelim. Tezgahları saklayalım ve o ana kadar işlemleri keselim. Ekranı ikiye bölelim. Sağ tuşa basıyoruz. Section View'u e seçtik. Burada düzlemi seçeceğiz. ZX negatif ye. İstersek elle götürebiliriz, istersek otomatik götürebiliriz. Elle işleme yapalım. Ters yüzeyler işlediğini görebilirim. Direkt sonuca gidelim. Bir sonraki eşkeme eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.